Postek İstanbul Fuarı'nda Bonna firmasında Erbil Bey ile birlikteyiz. Erbil Bey, 6 kıtada 100 ülkede faaliyet gösteren premium porselen markası bir firmasınız aslında. Önemli bir firmasınız. Fuarın da ilk günündeyiz ve ilk saatlerindeyiz ama standınız çok yoğun geçiyor, çok kalabalık geçiyor. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Evet, bahsettiğiniz gibi Bonna kar porselen çatısı altında bu sene 40. yılını kutluyor. 40 yıllık bir geleneğe sahibiz. O gelenekten bugünlere gelirken gerçekten çok büyük aşamalar kat ettik. Bonna markasıyla beraber de global anlamda büyük bir bilinirliğe sahibiz. Kendimizi tüm global pazarlarda geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Ülke ihracatına ve kendi ihracatımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bonna markasıyla beraber Türkiye'nin esasında ilk orta üst segmentteki masaüstü porselen üreticisi konumuna geldik. Bonna bir %100 Horeca markası. Tamamen otel, restoran ve kafeler için çözümler oluşturuyoruz. Bizim görevimiz esasında sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek. Kendimizi böyle tanımlıyoruz. Bunu yaparken de mükemmel bir deneyim sunmaya, her defasında mükemmel bir sunum oluşturmalarına şeflerimizin yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuar hızlı başladı. Gerçekten bu fuarın çok eski, çok küçük, çok daha hani başlangıç seviyesindeki hallerini biliyoruz. O günlerden bugünlere fuarın gelişimini takip edebilmek, görebilmek bizler adına çok mutluluk verici, çok sevindirici. Bugün TÜSİAD'in de desteğiyle fuar gerçekten global ölçekte çok önemli bir yer almaya başladı. İlk saatlerden itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiği var bahsettiğiniz gibi. Tüm ülkelerden, aynı şekilde tüm Türkiye'den misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz geliyor. Umarım başarılı, güzel bir fuar olur tüm katılımcılara. Peki ağırlıklı olarak en çok hangi pazarlardan talep görüyorsunuz? Avrupa bizim ana pazarımız. Avrupa pazarında gerçekten çok etkiniz. Giderek de pazar payımız geliştiriyoruz. Burada çok köklü Avrupa markalarıyla beraber rekabet ediyoruz. Oradaki yıllardan beri esasında alışılmış bazı gelenekleri değiştirebildiğimizi görüyoruz. Bonna inovatif ürünleriyle, inovatif çözümleriyle, sürdürülebilir üretim teknikleri ve özel tasarımlarıyla beraber Avrupa pazarında fark yaratıyor. Avrupa ana pazarımızın yanında olmasının yanında 6 kıtaya esasında ihracat yapıyoruz. Avustralya'dan Peru'ya kadar gittiğiniz birçok destinasyonda bugün Bonna ile karşılaşmanız mümkün. Türk markasını, Bonna gibi bir Türk markasını tüm dünyada tüketicilerle buluşturabilmek bizleri de çok mutlu ediyor. Aslında çok marka olarak çok önemli koleksiyonlara imza atıyorsunuz ama Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz. Yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığınız koleksiyonunuz var. Birazcık koleksiyondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Esasında ilk olarak yaptığımız o kadar çok fazla şey var ki Bonna markası altında. İsterseniz biraz oradan başlayayım. Yapay zekaya da geleyim sonunda. Bonna markasıyla porselen üretiminde bir devrim yarattı. Porselen ürünlerine kenar çıtlama garantisi veren, ömür boyu dayanım veren ilk marka olduk. Bu yaptığımız ilklerden biriydi. Tüm dünyada bunu yapabildiğimiz için gerçekten çok gururluyuz, çok mutluyuz. Sektörde bu anlamda tamamen yeni bir devrim yarattık, bir devrim yaptık diyebilirim. Sonrasında el boyama özelliği porselende çok kullanılan, özellikle horeca sektöründe kullanılan bir teknik değildi. Dünyada farm to table talebiyle beraber, trendiyle beraber esasında renkli porselenlere büyük bir talep oluştu. Bu trendin de ilk Türkiye'de uygulayıcıları arasındayız. El boyamasını ilk yapan horeca sektöründe firmayız diyebilirim. Sonrasında dekorlama tekniğini çok daha farklı bir boyuta taşıdık. Envizio adını verdiğimiz dijital dekorlama tekniğiyle beraber hem Türkiye'de hem dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Horeca sektörüne gene dijital dekorlanmış özel tabaklar sunma şansını elde ettik. Bugüne geldiğimizde de yapay zeka teknolojilerini kullanarak hem üretimimizde hem tasarımımızda esasında çığır açıyoruz. Yapay zeka teknolojisiyle beraber tasarladığımız bir koleksiyonumuz var. Gene horeca sektöründe bunun bir ilk olduğunu biliyoruz. Bizim bir araştırdığımız kadarıyla global anlamda. Tamamen bizim verdiğimiz inputlarla oluşturulmuş bir desen. Bizi çok mutlu eden ise bunun son kullanıcılar ve şeflerimiz tarafından çok beğenilmiş olması. Esasında hem yeni teknolojilerle bir ürün geliştirirken hem de esasında pazarın ihtiyacını karşılamış olduk. Önümüzdeki dönemde bu anlamda gelişmelerin çok hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Biz de üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Erbil Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Fuardan beklentileriniz nelerdir? Tabii fuar bizim için markamızı anlatma, tanıtma, markanın felsefesini müşterilerimize buluşturma noktası. Buradaki iletişim şekli bizim için çok önemli. Zaten global bir bilinirliğe sahip bir marka Bonna. Yeni ürünlerimizi
burada sergileyip tüketicilerin bunlardan geri dönüşlerini almak, bir buluşma noktası olarak esasında burada olabilmek, hep beraber olabilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Tüm katılımcılara güzel bir fuar diliyorum. Öncelikle firmanızın Yarına Da Kalsın isim mottolu bir koleksiyonu var, sürdürülebilirlik koleksiyonu. Daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Yarına Da Kalsın fikriyle esasında bugün elimizde olan kaynakların, değerlerin giderek tükenmekte olduğunu vurguluyoruz ve bunların gerçekten sonraki jenerasyonların da hakkı olduğunu anlatmak istiyoruz. Çünkü doğal kaynak tüketiyoruz. Tüm sektörler gibi bizim sektörümüzün de tükettiği birçok doğal kaynak var. Ama Bonla mottosu olarak başından itibaren dayanıklılığıyla, ürünlerinin uzun ömrüyle esasında sürekli sürdürülebilirlik üzerinde çalışan bir marka. Çok ciddi bir esasında ürün dayanımı ve ürün ömrünü uzatma vaadimiz var. Sektörde %40'lara varan porselen sektöründeki kenar kırılmalarını geliştirdiğimiz özel formüller ve teknolojiyle beraber %7'lere kadar düşürüyoruz. Bu vasıtayla tabii ki doğal kaynak tüketimini her anlamda hem ham maddesel olarak hem enerji olarak ortadan kaldırmış oluyoruz. Hem ekonomik olarak daha kaliteli ürünler sunarken bunların uzun ömürlü olmasıyla da tüketiciye bir avantaj sağlıyoruz. Burada fuarda Yarına Da Kalsın konseptiyle diğer taraftan da fabrikamızın atıklarından geri dönüştürdüğümüz ürünlerimizi sergiliyoruz. %87 oranında fabrikanın atığından, bildiğiniz hani kapıdan çıkan üretim atıklarını geri dönüştürerek ürettiğimiz ürünler bunlar. Bu ürünleri üretirken de çatılarımızda bulunan güneş enerji sistemleriyle elektriğimizin yaklaşık şu an %50'sini de kendimiz üretiyoruz. Baktığınız zaman çok zor bir proses esasında. Şöyle ki fabrika atığını her üretim lotunda tekrar elden geçirip ona göre teknikler geliştiriyoruz. Ama karşılığında hem dayanıklı hem mutfaklardaki sürdürülebilirlik konseptine uygun tabaklarımız oluyor. İleride önümüzdeki jenerasyonların da bugün gibi aradıklarını bulabilmesi için, bu güzellikte ürünlere kavuşabilmesi için hepimizin tüketimlerini daha sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor. Esasında dünyanın bu tüketim değişikliğiyle beraber de farklı bir boyuta geçeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Bonla için çok önemli. Stratejimizin ana merkezinde yer alıyor ve tüm ekip olarak satıştan Ar-Ge'ye kadar bunun üzerine sürekli projeler geliştiriyoruz. Hedefimiz burada hayal ettiğimiz ürünleri sattığımız, o adede ulaştığımız noktada fabrikamızdan hiçbir atığın çıkmaması. Fabrikadan çıkan tüm atığı ürün olarak tekrar geri dönüştürüp tüketicilere sunmayı hedefliyoruz. Evet.